Evet, 64 güzellik merkezi var. Hatta paranın kaynağı, servetin kaynağı nereden diye sorgulayanlara herkes mali şube polisi oldu yanıtını veriyordu. Peki neden bu kemer, altın kemer gündeme geldi? Çünkü Sevim Alan yaptığı açıklamada hesabıma 4 yılda bir kere de 2 milyondan fazla havale gelmedi deyince bunun üzerine bu kemer 4 milyon lira diye böyle kemere işaret ettiler. Evet. Bülent Ersoy'a da sormak lazım. Hani şimdi diyorlar ya işte aslında o sahteydi. Altın tozu 10 liraydı, öbürü 5 liraydı. Yok altınlarımın hepsi tenekeydi falan. O da... o altın kemer acaba gerçek mi? Bunu Bülent Ersoy'a sormak gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi yazıyor musun bir gece Bülent Ersoy'a? Bülent Ersoy zaten Bülent Hanım dün bizi aradı, durdu. O kalkar. Emrullah fenomenlerin... Altın kemeri duyunca kalkar belki. Konuştuğumuz fenomenlerin özel gün şarkıcıları ve sanatçıları var. Sevim Alan güzellik merkezi açılışlarında hep Bülent Ersoy'u davet ediyor. Dilan Polat doğum günlerinde, evlilik yıl dönümlerinde onun olmazsa olmazı bir Hande Yener var. Hande Yener sahneye çıkar. Sevim Alan ayrıca Gülben Ergen'le de çalışmayı sever. Gülben Ergen ve Bülent Ersoy'la. Dilan Polat da Gülben Ergen'le böyle sosyal medyada birbirlerine şirin şirin mesajlar atıyorlardı. Turşu yaptım sana da göndereceğim, bana da gönder canım enerji falan diyor. Ama olaylar patlayınca turşu kavanozu da patladı. Turşu gibi oldular. Turşu gibi oldular. Olay turşu ekşidi yani. Bülent Hanım uyuyor olabilir ama... Evet, o zaman fenomen diğer fenomenlerle devam ediyor. Ama eminim o kemer de şu sahte. Şu matruşka bebeği verir misin o kemer bana? De, o kemer de sahte çıkacak. Şimdi... Buraya damgamızı basarız. Diğer fenomenlerle devam edelim. Söylüyoruz. Bu... Matruşka bebek. Bu büyük olan için Dilan bebek diyebiliriz. İçinden. Dilan'a açtık. Sevim Alan çıktı. Sevim Alan'ı açtık. İçinden de ne, arkadaşlar bir kafası mafası kopmuş. Neslim Gürgen çıktı. Neslim Güngen efendim. Gazeteci Murat Arel. Dilan Polat'a eğitim veren. Onun hocası olan. Cilt bakım eğitimi veren. Neslim Güngen'e. 3 senede nasıl zenginleştin diye sordu ve masa şöyle seslendi. Evet. Onun da 127 şubesi var Neslim Güngen'in de. O da Dilan gibi etrafa para saçmayı seviyor. Var. Evet. O da Dilan gibi bir şarkı söyledi, klip çekti ona da böyle. O da çok iddialı. Evet, işte Dilangiller. Dilangiller, evet. Çünkü o hepsinin önünde bir örnekti. O ne yaptıysa diğerleri de onu yaptı. Şimdi sonu görünce de geriye çekilmeler başladı. Bu kadar şube inanır gibi değil. Sadece o kadar şube mi? Bir de o kadar şubeden sonra milyonları alıp milyonlarla Amerika'ya gitmeler var. Hmm. Bu işin başını da Eylül Öztürk çekiyor sevgili izleyiciler. Dün yayınladığı bir videoyla ne desem de zaten inanmayacaksınız deyip olayı böyle rahat bir görüntüyle kapatmaya çalıştı. Fakat görüntüleri pek rahat olmadığını söylüyor takipçilerde ve yorumcularda. Peki meslek hayatına hostes olarak başlayan sonra tırnak işinden milyoner olup Amerika'da 12 villaya sahip olan, iddia o ki bu gayrimenkullerin toplamı da 150 milyonmuş. Evinde böyle yardımcıların çalıştığı. Bir isme gidelim, Eylül Öztürk'e. Bakın nasıl tırmanmış. Kara paradan tutuklanan Polatgiller sonrası kankaları da panikledi. Takvim gazetesi öyle bir başlık atmış ki tütüştü demiş, böyle ütüyü kırmızı yapmış, böyle tutuştu demek istiyor. 6 yılda köşeyi dönen Eylül Öztürk de Amerika'daki malikanesinin havuzunda değil, bu kez odada böyle küçük bir odada ütü yaparken poz verdi. Daha önce de başka fenomenlerde biliyorsunuz o gösterişli paylaşımlarına ara verdi. Daha mütevazi, daha sade paylaşımlar yapıyor. Soba önünde poz veren var, sinide yemek yiyen var. En sonunda son ütücü olarak Eylül Öztürk geldi. Şu da ilginç tabii, hemen sözü sana bırakacağım. Ortalık fenomenlerle ilgili iddialar ve suçlamalarla alev alev yanarken o banyoya girdi, saçını taradı. Saçını tararken de bir video çekti. Ne dersem diyeyim bana inanmayacaksınız dedi. Sözü sana bırakıyorum. Sen ne söylemek istersin Eylül'le ilgili? Şimdi birisi ben inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. Murat'a evet açıklama yapmış. Ben de dün biraz bir araştırayım dedim.
Amerika'da birçok şeye daha rahat ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'de kayıtlar hani gizlidir. Birincisi bu gerçekten de bir 24 ev hareketliliği var. Ve yakın zamanda da evlerin bir kısmını elden çıkartmışlar. Ve elden çıkarttıkları evlerde Ferda Kavak adına görünüyor. Florida bölgesinde Boca Raton denen alanda oturuyorlar. Yine böyle baktığımız zaman da Manas Teknoloji Şirketi sahibi olan Ferda Kavak, Eylül Öztürk'le aynı evde görünüyorlar adres olarak. Hı. Yine bu beyefendinin eşi Seyran Kavak da Eylül Öztürk'ün eşiyle aynı adreste görünüyor. Bir dönem çünkü Amerika'ya gittiklerinde bir süre onların yanında kalmışlar. Hı hı. Şimdi sonra evler sonradan bu Ferda Kavak'ın üzerine devredilmiş durumda. Onu bir belirteyim. 24 ev hareketliliği var. Yakın zamanda o evlerin bir kısmını Ferda Kavak'ın üzerine geçirmiş durumdalar. Ve yine baktığım zaman hani biraz daha böyle bir... Evet, bunların hepsini legal yapmışlar mı? Sistemsel olarak legal yapmışlar. LLC diye bir şirket kuruyorlar. LLC diye şirket tamamen şey şirketidir. Bu konut alması ve konut tamir edilmesi için kurulan bir şirkettir. Ve bazen nakitte işlemler yapılan bir şirketten bahsediyor. Yani sanki kurulan o LLC şirketiyle birlikte oradan düşük oranlarda hani bir ev alıyoruz ve bunu tamir ediyoruz gibi göstermişler. Bir nevi kendilerine vergisi sanki bir para kaynağı gibi göstermişler. Ama buradan yine para çıkarken mutlaka banka üzerinden çıkması gerekiyor. Yani Amerika'ya bu parayı nakit bir şekilde sokması çok zordur. Onu sokamaz. Buradan bir banka üzerinden transfer etmesi gerekiyor. Ama bunu da 2000 bu hareketleri 2021 yılında. Yani genelde alındığında alındığında Amerika'da 24 tane konutu bir başkasının üzerine yaparken Amerika bunu sorgulamıyor mu? Şimdi sorgulaması. Şu an oturduğu evin de değeri 835.200 dolar. Yani o da kendi evi olarak hani görünüp bu da tamamen kayıtlarda. Bir de aynı şekilde eşinin üzerine bir başka ev görünüyor. O da yine Boca Raton bölgesinde. Hani şey 245.000 dolar. 2/11/21 tarihi yani baktığın zaman 2 Kasım 2021 tarihinde alınmış evden bahsediyoruz. Evlerde hep böyle işte Eylül Öztürk, eşi Özkan Barış, bir Kenan. De Kenan Özkan Barış diye anladığım kadarıyla öyle isimler değişiyor. Sonrasından da bunlar tamamen dediğim gibi şeye devredilmiş, bir kısmını da devrettiklerini belirteyim. Az önceki bahsettiğim isme devredilmiş Ferda durumda. Evet, mesela kaçını hep 2021 mesela öyle bir tarihlerde alınıyor ki bu 2 Şubat. Pardon, Şubat'ın 16'sında bir alınıyor. Yine Şubat'ta alınan bir ev var. Aynı şekilde 2022 Temmuz ayında böyle alınan bir ev var. Zaten eğer böyle bir derdimiz yok, bir sıkıntımız yok, buyurun inceleyelim, biz onu alın teriyle kazandık falan diyorsa, bir yandan da takır tukur anında nasıl bir malı bir başkasının üzerine yapma paniği var? Evet, yakın zamanda. Niye o zaman böyle bir şey yapıyorsunuz? İnsan üzerindeki tapuları hemen bir başkasının üstüne yapmaya çalışıyorsa vardır bir sıkıntı.